Değerli yine bir cuma akşamı 25'in saatte birlikteyiz. Yaz döneminde ara vermiştik. Yeni yayın döneminde her cuma akşam saatler 22.00'ı gösterdiğinde alışkanlığınız olan 25. saat ekranlarda olacak ve her zaman olduğu gibi özellikle siyasette önemli konuklarımız, önemli misafirlerimiz olacak ve Türkiye'yi konuşacağız, Karadeniz'i konuşacağız, Samsun'u konuşacağız. Efendim, bugünkü konum CHP Genel Başkan Yardımcısı, bölgemiz çok iyi tanıyor, Ordu Milletvekili Sayın Seyit Torun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler, gündemimizde neler olacak? İki saat boyunca Türkiye'yi konuşacağız. Başkanlık sistemiyle başlayıp, OHAL, FETÖ, yani Türkiye'nin zaten gündemi bitmiyor. Gündemsiz kaldınız. Sonra sevgili seyirciler, fındıkla ilgili çok önemli açıklamaları olacak Sayın Torun'un ilerleyen dakikalarda diyelim. Efendim, önce nasılsınız diye soralım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl olalım? Böyle bir ortamda çok iyi olmak mümkün değil. Türkiye gibi değilsinizdir inşallah. Evet. Yani Türkiye gibiyiz. Yarın da bizim orduda iki şehidimiz var. Evet. Gerçekten çok üzgünüz şehitlerimize. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, ülkemize, hepimize başsağlığı diliyorum. Tabii terör artık canımızı yakmaya başladı. Gerçi terörden girmek istemiyorum. Başlamışken terörden girelim efendim. Evet. Terörden girelim. Yani 36 yıldır bir terörümüz var. PKK terörü. Diğer terörlerimiz de var ama PKK terörü. Yeni FETÖ'müz yeni çıktı. Evet, yani oraya geleceğiz. Önce eski düşmanı, eski teröristimizi konuşalım. Yani bir türlü önüne geçemedik. Ve işte gün yok ki şehit vermeyelim. Karadeniz'e kadar geldiler, malum şehitler verdik. Sonra çatışmalarda o teröristler etkisiz hale getirdik. Ne olacak bu PKK? Yani sadece bir terör sorunu mu bu aslında? Ya tabii ki olayın yurt içi olduğu kadar yurt dışı boyutu da var. Onu da kabul etmek lazım ama kabul edilmemiz lazım ki 14 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar var. 14 yıl önce bu ülkeyi sıfır terörle aldı. Geldiğimiz noktada eğer terör hale bitirilememiş ve artarak devam ediyorsa, her gün ocaklara ateş düşüyorsa, bunda sorumluluk sahibi hükümettir. Yani burada başkalarını suçlayarak veyahut da çözümü başkalarının hatalarını arayarak bir yere varamayız. Sonuçta 14 yıldır bir hükümetsiniz ve bu sorunu çözemediniz. 14 yılda açılım yaptık, havurda karşıladık, çatışmazlık ilan ettik. Yani daha ne yapalım hükümet olarak? Evet, daha ne yapalım ama yapılması gerekeni yapmadınız. Asıl yapılması gereken orada değil. Terörle pazarlık olmaz. Terörle pazarlık olmaz. Eğer siz güçlü bir devletseniz, güçlü bir ülkeyseniz, o gücünüzün atacağınız adımlarla, onu bir planlamayla bunu bitirdiniz. Sürekli politika değişikliğiyle, karar değişikliğiyle, her size önerilen çözüm önerisinin peşinden giderek bugün çözümsüzlük noktasına geldiniz. Yani terörün kaynağı ne Güneydoğu'da? Terörün kaynağının tespitini yapıp çözümleri bir süreçte bir bir ortadan kaldırarak o sorunları gidebilirdiniz, çözüm üretebilirdiniz. Ama ne yaptınız? Gittiniz Oslo'da görüştünüz. Dolmabahçe'de imzaladınız. Sonra da bir gün çıktınız, dediniz ki ben süreci buzdolabına kaldırdım. Daha süreci tanımıyorum dediniz. Ne oldu ondan sonra? Kaç canımızı kaybettik, kaç şehit verdik? Yani sizin politikasızlığınızdan, sığ yönetiminizden, daha doğrusu yönetimsizliğinizden bizim canlarımız gidiyor. Her gün ülkemin her tarafında analar ağlıyor. Her gün şehit cenazeleri kalkıyor. Sonuçta dünyada bunu yaşamış birçok ülke var. Çözüm yolları da belli. Ama siz çözümü
sürekli karar değişiklikleriyle bu olmadı değiştirelim şu formülü uygulayalım. Bu formül de tutmadı şunu uygulayalım diyerek çözüm arayamazsınız. Sonuçta doğuda güneydoğuda olan olay belli. İşin siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, güvenlik boyutu var. Bütün bunları ele alacaksınız ve hükümetsiniz. Kararlı bir şekilde bunun üzerine gideceksiniz. Peki şimdi süreci buzdolabına kaldırdım dediniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bombalarla tekrar orada silahlı mücadeleyle bitirmeye çalışıyorsunuz. Eğer bu doğru yöntemse niye geçmişte uygulamadınız? Eğer bu da sonuç vermeyecekse ne yapacaksınız? Yani burada asıl önemli olan politikasızlık. Her konuda olduğu gibi. Güvenlik konusunda da bir politikası yok. Uzun vadeli bir stratejisi yok. Anlık çözümlerle veyahut da her kendisine önerilen çözüm modeliyle hükümet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu sadece güvenlik konusunda değil. Ekonomisi de böyle, tarımı da böyle, birçok konusu böyle. Yani buradaki temel sorun şu. Bakın. Burada Güneydoğu'da yaşanılan şu anda ne yapıyorsunuz? Sivrisineği ilaçlıyorsunuz değil mi bir nevi? Bataklığı kurutmadıktan sonra bu tedbiriniz de çözüm olmayacak. Bunu yaparken diğer tedbirlerin de arkasından alacaksınız. Onları uygulayacaksınız. Şimdi 6. ekonomik paket açıkladı değil mi hükümet? Evet, bölge için. Peki geriye dönük 5'inden hiçbir fayda elde edebildi mi? Ki 6.sından elde etsin. Siz güvenliğin olmadığı bir yere, yani güvenliğin olmadığı bir yere yatırım yapar mısınız? Terörün olduğu, her gün insanların canını kaybettiği, bombaların patladığı, silahların konuştuğu bir yerde siz yatırım yapar mısınız? Yani o ekonomik paketi açıklamanızın bir anlamı yok. Yani kararlarınızı bir yapı içerisinde alacaksınız ve uygulanabilirliği olacak. Her aldığınız kararın bir uygulanabilirliği olacak. Bataklık dediniz, bataklığı kurutmak. Neresidir terörde bataklık? Özellikle PKK terörü. Şimdi yani neyi kastediyorsunuz? Size şu soruyu sormak istiyorum. Yaşı 30'un altında olan o bölgedeki insana siz nasıl barış sağlayacaksınız? Nasıl barış sağlayacaksınız? Kanla, barutla, gözyaşıyla büyümüş. Devlete nefret ederek büyümüş. Öyle değil mi? Evet. 30 senedir orada bir mücadele var. Oradaki doğan çocuk yetiştiği süreç içerisinde hep bir terör girdabının içinde büyümüş ve devleti suçlayarak, sürekli devleti hatalı görerek yetiştirilmiş. Çünkü devletle bir mücadele var orada. Bir silahlı mücadele var, bir fiziksel bir mücadele var. Şimdi siz 30 yaşın altındaki o insanları nasıl ikna edeceksiniz? Nasıl barış sağlayacaksınız? Nasıl diyalog sağlayacaksınız? Bunun yöntemlerini arayacaksınız. Bunun çözümlerini arayacaksınız. Bunun sosyolojik çözümlerini arayacaksınız, ekonomik çözümlerini arayacaksınız, demografik çözümlerini arayacaksınız. Bir şekilde olayı bilimsel olarak ele alıp o bölgede barışı sağlayacaksınız. Geçmişle yüzleşeceksiniz. Varsa hataları ortaya çıkaracaksınız. O yöre insanının güvenini kazanacaksınız. O yörede devletin asli unsur olduğunu ve devletin varlığını ifade edeceksiniz. Sayın Doğru, çözüm süreci denilen konuda böyle başlamadı mı zaten? Çözüm denilen süreç nasıl başladı? Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkla başladı. Ben pazarlıktan söz etmiyorum. Kamuoyuna yansıması ve hedef. Ama bunu siz sorun orada. Sorun orada işte. Bunu kamuoyuyla paylaşacaksınız. Ne yapacaksınız? Hangi adımları atacaksınız? Ne yapılmalı peki? Bakın somut olarak. Somut olarak o bölgedeki yurttaşlarımızla mutlaka bir kalıcı barışı şeffaf bir şekilde ortaya koyacağız. Herkes geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşecek. Faili meşhur cinayetler ortaya çıkarılacak. Hukuk dışı uygulamalar mutlaka ortaya çıkarılacak. O bölgede yapılmış olan eksiklikler, hatalar bir şekilde ortaya çıkarılacak ve
o bölgede bir güven unsuru oluşturacak. O yörede yaşayan insanlar da benim devletim diyecek. PKK'nın kucağına itilmeyecek. Yani devletin boşalttığı yeri PKK'nın boşalttığı yeri devlet almayacak. Devlet vatandaşına sahip çıkacak ki her alanı doldurarak PKK sahiplenmesin. PKK niye bu kadar büyüdü? Şimdi örneğin benim bölgemde geçmişte PKK terörü değil ama belli fraksiyonların terör eylemi vardı. Ne yaptı vatandaş? Birçok suçsuz vatandaş yargılandı değil mi? Ne diye yargılandı? Ekmek verdin, su verdin. Silahı bana doğrultmuş. Diyor ki bana ekmek vereceksin diyor. Canım mı? Ekmek vermek mi? Canım tatlı benim. Veriyorum ekmeği. Ondan sonra tabii devlet geliyor diyor ki sen teröriste ekmek verdin. Suçsuzun hadi bakayım cezaevine diyor. Evet. Geçmişte bu bizim bölgemizde de yaşandı. Şimdi bunu empati yapalım. Güneydoğu'ya gidelim. Bir taraftan PKK sıkıştırıyor diyor ki bana lojistik destek vereceksin. İşte benim hizmetimde olacaksın diyor. Sen orayı devlet olarak dolduramazsan, vatandaşın orada sahip çıkamazsan o PKK korkusuyla PKK'ya destek veriyor. Ama o bölgede eğer biz gerçekten kalıcı politikalar üretirsek, o bölge insanını kucaklayıp o bölgeyi sahiplenebilirsek bunlar yaşanmaz. Bakın ben size bir şey anlatayım. Bugün Amerika'ya giden 5 yıl 10 yıl önce giden bir İtalyan, İspanyol, Yunan, Türk her neyse giden bir vatandaşa 10 yıl sonra sorun sen nerelisin diye önce Amerikalıyım der. Amerikalı olmayı birinci sınıf vatandaşlık gibi görür. Yani ben buraya aitim der. Sohbetinizi biraz ilerletirseniz, biraz daha samimi bir sohbete girerseniz işte Yunan asıllı olduğunu, İspanyol asıllı olduğunu falan söyler. Öyle bir yapı kurmuştur ki Amerika, Amerikan vatandaşı olmayı birinci sınıf vatandaşlık gibi o insana 10 yıl içerisinde onu hissettirmiş, ona o güveni vermiştir. Biz maalesef geçmişten bu yana o bölge insanına bu güveni veremedik. O bölge insanına biz hep ya şiddetle, ya feodal yapıyla, ya farklı unsurlarla hep hareket ettik. Halbuki orada feodal yapı kırılıp eğer toprak reformu gerçekleştirebilmiş olsaydı, o yöre ekonomik özgürlüğünü elde edip gelişebilseydi bunlar yaşanır mıydı? Soruyoruz o bölgedeki insanların çoğuna. Çoğu çözümsüzlükten dağa çıkıyor. Genç kanı kaynıyor. İşte ekonomik olarak da tatmin oluyor. PKK tarafından da kandırılıyor, ikna ediliyor, çıkıyor da. Halbuki orada devlet varlığını hissettirse, devlet ona bir güvence verse, devlet orada bu insanı sahiplense, ben bunların çok az ölçüde olacağını, gene olmaz diyeyim ama çok daha az ölçüde olacağına inanıyorum. Peki bu sarmalda HDP'yi nereye koyuyorsunuz? Tabii HDP maalesef misyonunu yerine getirememiştir. Evet, belki parlamento çatısı altında eğer HDP PKK ile arasında mesafe koyup gerçekten o bölge insanlığının haklarını ve o bölgenin sorunlarını parlamento çatısı altında PKK'ya mesafe koyarak PKK'yı dışlayarak çözüm arasaydı bugün bence daha fazla bir tabanda bulurdu, çözüme de daha fazla katkıda bulunurdu. Maalesef PKK ile aralarına mesafe koyamadıkları için çok inandırıcılıklarını kaybettiler. Siyasal zeminlerinde maalesef o duruşlarını kaybettiler. Peki siz bu HDP ile 7 Haziran'da koalisyon zemini aradınız. Bunu niye yaptınız efendim? Sonuçta Türkiye'nin bir çıkış noktasına ihtiyacı vardı. Bir çözüm noktasına ihtiyacı vardı. Türkiye bir koalisyonu denemeliydi. Demokrasinin gelişmesi adına, bu ülkede sorunların çözülmesi adına bu sağlanmalıydı. Biz HDP'yi bunu söylememize rağmen hala dışlamış değiliz. Biz saraya Sayın Genel Başkan gittiğinde HDP'nin de orada olması gerektiğini ifade etti. Bu sorunlar konuşulurken birçok partiler bir ortak arayış içindeyken de biz o zaman gene HDP'yi davet ettik. Sonuçta parlamento çatısı altında siyasal bir parti ve demokrasiyi geliştirme adına onu yok sayamayız. Sonuçta onlar da 5-6 milyon yurttaştan oy almış.
Yani PKK ile masaya oturmaktansa siyasi uzantısıyla evet, masaya çözüm aramak durumundayız. Daha şeydir. Evet efendim, yani bu terörü konuştuktan sonra biz de şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Allah yenilerini göstermesin, Allah ailelerine sabır versin diyelim efendim. Hazır teröre girmişken bir de yeni, her ne kadar bizler yıllardır geliyor desek de tren geliyor yolda, bu tren tehlikeli desek de birçok insan inanmıyordu ve nihayetinde 15 Temmuz'da tünelden bir tren çıktığı görüldü. Nasıl bakıyorsunuz 15 Temmuz'a? Evet, 15 Temmuz gerçekten ülkemiz için çok karanlık bir gün, çok acı bir gün. Demokrasinin tehdit altına alındığı, bir kesintiye uğrama sürecinin yaşandığı bir gün. Tabii sonuçta bu darbe tehlikesini de atlattık. Ama tabii eğer geçmişte bazı hataları gündeme getirmezsek gelecekte doğru yere varamayabiliriz. Geçmişte bazı tespitleri yapmak zorundayız. Geçmişte yaşanmış bazı olayları mutlaka ama mutlaka gündeme getirmek zorundayız. Onları gündeme getirmeden, o günlerle ilgili tespitleri yapmadan yarının çıkış yolunu bulamayız. Bakın, bugün Fethullah Gülen terör örgütü, geçmişte de belki siyasal partilerle belli ilişkilere, belli diyaloglara girmiş. Az veya çok. Ama AKP iktidarında inanılmaz bir zemin bulmuş. AKP iktidarında çok önemli kulvarlar açmış. Hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanı 17-25'ten sonra ne istediniz de vermedik gibi bir deyim kullandı, değil mi? Bunu hepimiz tanırız. Evet. Hani ne istediniz de vermedik. O günlerde benden devleti istiyorlar dediği de birçok basın yayın kuruluşunda yer almıştı. Evet. Antiparator onu da söyledi. O kadar kamuda, o kadar kendilerine önemli fırsatlar tanındı, o kadar imtiyazlar tanındı, o kadar imkanlar tanındı ki elbette ki bu kadar gücü elde eden paylaşmayacaktı gücü, tek başına sürdürmeye çalışacaktı. Bunu belki 17-25 Aralık'ta gördü Sayın Cumhurbaşkanı ama şunu hatırlatmak isterim. Şunun altını çizmek isterim. Eğer 17-25 Aralık olmasaydı, alan razı, satan razı olsaydı acaba Türkiye'yi ondan sonraki süreçte neler bekliyordu? Yani 17-25 Aralık yaşanmasaydı acaba daha neler olacaktı bu ülkede? Şimdi geriye dönüp baktığımızda Ergenekon Balyoz olurken Sayın Cumhurbaşkanı ben bu davaların savcısıyım dedi. Değil mi? Evet. Hatırlarsanız KPSS'de yolsuzluk yapıldı. Burada sorular çalındı, şu oldu bu oldu da teminatı benim dedi. Hiçbir eksiklik yok, hiçbir hata yok dedi. Peki birçok örnekle bunu arkasını doldurabiliriz. Bunların hepsi kayıtlı, belgeli. Ondan sonra bu süreci yaşadıktan sonra dönüyorsunuz, diyorsunuz ki bizi kandırdılar, bizi aldattılar. Bunu söyleme hakkınız var mı? Yani siz bir değil, iki değil, o günlerde her olumsuzluk dile geldiğinde, uyarılar yapıldığında gerek hukuki, gerek sosyal, gerek ekonomik, ya burada hata var, burada bir yanlış var dediğinde siz hep savundunuz. Hep arkasında durdunuz. Hep o süreci doğru yönlendiğini, doğru yönetildiğini ifade ettiniz. Bugün tutup da kandırıldık, yanıltıldık diyemezsiniz. Bunun bir bedeli olmalı yani, bunun bir sorumluluğu olmalı. Siz şimdi herhangi bir hukuk dışı bir uygulama yaptığınızda, hakimin karşısına çıktığınızda özür dileyince sizi bırakıyor mu? Yani özür dilerim, ben bu hatayı işledim, belki hafifletici olabilir. Talimat almadıysa bırakmaz. Şimdi şuraya geleceğim. Maalesef, evet,
darbe son derece üzücü, kabul edemeyeceğimiz, asla ve asla tasvip edemeyeceğimiz bir şey ama Türkiye darbeye nereden geldi, nasıl geldi? Bu darbe tehdidi nasıl oluştu? Bu darbe tehdidi, darbe yapmaya kalkanlar bu gücü nasıl aldı, bu güce nasıl ulaştı? Bu gücü nasıl yakaladı, kimin döneminde yakaladı, nasıl yakaladı? Bunların da mutlaka gözümüzün önüne koyup düşünmemiz lazım, gündeme getirmemiz lazım. Darbeye gelen süreçte malum bir 12 Eylül'ün ikinci darbesi var. 12 Eylül 2010 referandum. Hatta şimdi de... Yetmez ama evet. Evet, 2010 referandumunda şimdi işte biz orada hata yapmışız dedi diyor. O dönemde şimdi başkanlıkta denildiği gibi, başkanlığa geleceğiz yalnız oraya girmeyelim. Başkanlıkta denildiği gibi işte millet ne derse o denilmişti. Ama bugün işte o referandumun bu darbede çok önemli bir etken olduğu konuşuluyor. Şimdi bakın AKP iktidarını 2013 yılına kadar 17-25 Aralık'a kadar aldığımızda bugün sayılardan da sizin de tespit edeceğiniz gibi gerçekten çok önemli yerlerde FETÖ'cüler vardı. Görüyoruz askerinden, adliyesinden, ekonomisinden, sağlığından her siyaset tarihçi her yerde var. Efendim. Her yerde varlar. Siyaset tarihçi. Yani ülkeyi görüyoruz ki AKP eğer bugün biz öyle kabul etmiyoruz ama bir başarısı varsa kendi adına, kendi dillendirdiği demek ki bu kadrolar yapıyordu. Demek ki bu kadrolar sağlıyordu öyle değil mi? 2013 sürecine kadar bu kadroları yönetti ülkeyi. Şimdi bakıyoruz maalesef göreceksiniz yeni başbakanı da tutmayacak. Bu başbakan da eskiyecek bir süre sonra. Zaten yenisi parlatılmaya çalışılıyor şimdiden. Yani burada sorun aslında belli. Yani aşağı yukarı bir 90 yıl sonra damat hükümetleri mi gelecek diyorsunuz yani? Vallahi bundan sonra artık her şeye kendimizi alıştıralım. Bizi nelerin beklediğini bilemeyiz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bu ülkede kendi iddialarını hayata geçirmek için, kendi düşündüklerini hayata geçirmek için hiçbir sınır tanımaz. O iddialara gelelim efendim. O başkanlık sisteminin içinde konuşalım onu da bu FETÖ'yü hemen bitirmeyelim. Çünkü FETÖ'de biraz önce ben takıldım ama ona da bir cevap istiyoruz tabii. Yani şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'cü var. Yargıda var. Bütün kurumlarda var. Hukukta var. Yani avukatlarda var. Poliste var. Gazetelerde var. Medyada var. Yani esnafta var. Öğrencide var. İş adamında var. İş adamında var. Ama siyasette yok. Yok. Olamaz. Yani bunu, AKP'nin dışındakilerde de var. Evet. Onu da söyleyecektim. Yani şimdi AK Parti bizde barınamaz diyor. CHP ile MHP üzerine hiç toz kondurmuyor. Nerede yani, bunlar? Nerede bunlar? Evet, öyle soralım. Nerede bunlar? İşte o kendi içlerindeki FETÖ'cüleri saklamak için her türlü şeyi yapıyorlar. Şimdi niye uzattınız o hali? O hali uzatma gerekçeniz ne? Yani o hali uzatmanın gerekçesi kendi içindeki FETÖ'cüleri saklamak içindir. Başka bir açıklaması yoktur. Hiç başka açıklaması yok. Açar mısınız biraz? Anlamadım. Şimdi siz KYK'larla bu ülkeyi yönetirseniz, eğer meclise yetki vermeden hükümet kanalıyla bu işleri sürdürürseniz kendi içinizdeki FETÖ'cüleri çıkarabilir misiniz? Mümkün mü? Ama parlamento çatısı altında bütün siyasi partilerin katıldığı bir komisyonla hadi bakalım kimde ne var? Fethullah Gülen terör örgütüne bulaşmış kimler var diye araştırdığınızda herkes birbirini çıkarır değil mi? Evet. Ama buna fırsat vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben o hali uzattım hangi gerekçeyle? Bir de OHAL kapsamında çıkardığınız KYK'lar bu süreci yönetmek için değil başka şeyler için. Ülkede geçmişte meclisten çıkaramadığınız veyahut da dondurduğunuz belli konularla ilgili KYK çıkarıyorsunuz. Fethullah Gülen terör örgütünü, FETÖ örgütünü ortaya çıkarmak için yapmıyorsunuz ki. Tamamen tam tersine onu kapatmak, o yapıyı bastırmak, sindirmek, unutturmak için yapıyorsunuz. Gerçekten samimiyseniz
Eğer milli irade diyorsanız, her zaman savunduğunuz o milli irade çatısına güvenmiyorsunuz. O gece bombalanırken milli irade diyordunuz. Meclise sahip çıkıyordunuz. Şimdi niye meclise güvenmiyorsunuz? Niye meclise yetkiyi verip de bu meclis, bu gazi meclis kim FETÖ'cü, kim değil, gerçekten bunun siyasi uzantıları nerede? Bunun siyaset ayağı nasıl oluşmuş? Neden bu yetkiyi vermiyorsunuz? Nasıl temizleyeceksiniz siz FETÖ'cüleri? Kabul ediyorum. Polis de var, adliye de var, silahlı kuvvetler de var. Var da var, her yerde var. Siyasette yok mu bunu ucu? Asıl azmettiren, asıl bu suç unsuruna yol veren, asıl bugüne gelmesine neden olan siyaset ayağı, asıl orası çıkmadan bunu temizlemeniz mümkün değil. Ama gücünüz kime yetiyor? Bugün gözaltına aldığınız, tutuklandığınız kimselerin nedir suçları? Bankaya para yatırmış, dershanesine çocuk göndermiş, efendim sendikasına üye olmuş falan falan. Peki o sendikayı kuran, izin veren Çalışma Bakanlığı, o okulları veren, izin veren, dershanelere izin veren Milli Eğitim Bakanı veyahut da o bankayı kurur, o günkü TMSF, o günkü kurdalıyı kesenler o banka açılırken bunların hiçbir sorumluluğu yok. Siz diyorsunuz ki kandırıldık, aldatıldık. Vatandaşın kandırılma hakkı yok mu? O masum vatandaşın aldatılma hakkı yok mu? Senin var, onun yok. Sen Allah'a havale ediyorsun her şeyi, onu adliyeye havale ediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Vatandaş gelince suçlu ama siyaset ayağı, ben hata yaptım, özür dilerim, Allah affetsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz da bunun siyasi ayağının er veya geç ortaya çıkacağına eminim. Bu sadece bugün bu şekilde meclisteki çoğunlukla sadece geciktiriliyor. Bilmez, hiç zannetmesinler ki ya biz bundan kurtuluruz, biz bu işin üstünü kapatırız. İleriki süreçte de bunları biz temizleriz ve bu işten de paça yırtarız. Asla ve asla bunun sorumluluğundan kurtulamayacaklar. Ama bazı yayın organlarında FETÖ ile CHP'nin kol kola yürüdüğü, hatta son dönemlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nda işte nerede mağdur varsa biz de oradayız ifadelerinin bu birlikteliğin bir göstergesi olduğu ifade ediliyor. CHP'de FETÖ'cü var mı? Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Valla şimdi tabii iktidar partisi işi sulandırıyor. AKP işi sulandırıyor. Kendi içindeki FETÖ'cüleri unutturmak veya kararttırmak, olayı bir puslu havaya büründürebilmek için maalesef olayı amacından saptırıyor, sulandırıyor. Bizim ömrümüz FETÖ'cülerle mücadeleyle geçmiş. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi bugün meclis tutanaklarına bakıldığında ve siyaset tarihi, yakın siyaset tarihi incelendiğinde hep bu mücadelelere geçmiş. Bedelini ağır ödemişiz. Ağır ödemişiz. O tutuklanan insanlar hep bizim düşünce yapımızdaki insanlar. Hep bizim insanlarımız dışlandı o kurumlardan, atıldı, dışlandı, sınavları da maalesef kaybettirildi. Burada bu tamamen olayı sulandırmaktır. Ama savunmaya gelince biz hukuku savunuyoruz. Nasılsa biz geçmişte demokrasi, hukuk, özgürlük derken sanki bizim siyasi sloganımız gibi anlaşılıyordu değil mi? Yani biz demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü savununca sanki biz bir politik söylem gibi algılanıyordu. Şimdi 15 Temmuz'da demokrasi tehdit edildi. Demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı meydanlarda değil mi? Biz 93 senedir o nöbeti tutuyoruz. 93 senedir demokrasi diyoruz biz. Şimdi bazıları demokrasi askıya alınma tehdidiyle karşı karşıya kalınca demokrasinin kıymetini anladılar. Demokrasi nöbeti tutmaya başladılar. Şimdi de uyarıyoruz. Şimdi diyoruz ki hukuk, bugün işlediğiniz suçları yarın hesabını vereceksiniz. Biz yarın gene hukuk diyeceğiz. Siz de yargılanacaksınız yarın. Ama yarın sizin için de hukuk isteyeceğiz biz. Onlar için de hukuk isteyeceğiz. Biz kimseyi savunduğumuz falan yok. Biz diyoruz ki burada, evet, bu ülkenin
demokrasine zarar vermeye çalışan, insan canına zarar vermeye çalışan, sistemi değiştirmeye çalışan kim suçluysa elbette ki hukuk karşısında cezasını çeksin. Ama bunu masum vatandaşları da bu işin içine katarak hukukun dışında uygulamalar yapmayın. Hukuka uygun davranın. Evrensel hukuku uygulayın. Hukuku siyasallaştırmayın. Hukuku kendi güç organınız olarak görmeyin. Elbette suçlu varsa cezasını çeksin. Ama bunun yanı sıra siz o şikayet etti diye veyahut da bankadan havale yaptı diye veyahut da efendim çocuğunu dershaneye gönderdi diye bu insanları eziyet edemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Ama burada bir milat var. 17-25 Aralık. Ne güzel. Şimdi şimdi peki 17-25 Aralık sizce niye bir milat? Ben de diyorum ki onun 5 sene öncesi bir milat, 10 sene öncesi bir milat. Ben de bir takvim koyuyorum. Yani sizin Fethullah Gülen terör örgütüyle aranızın bozulduğu bu tarih mi milat? Kim koyuyor bu takvimi? Nasıl bir böyle bir takvim koyma hakkını kendinize görüyorsunuz? Neye göre koyuyorsunuz? Yani buradaki işbirliğiniz, ortaklığınızın bittiği tarih mi? Yani ben bu adamla ortaktım. Şimdi ortaklığım bozuldu. Ortaklığım bozulduktan sonra varsa bir suç değerlendiririm ama ondan önceki suçların hepsi affoldum. Ben de işledim o suçu diyorsun. Kendini ifşa ediyorsun. O suça ben de ortaktım. O gün ne yapıldıysa benim de kabahatim var. Onun için ben 17-25'ten öncesini bir yana bırakalım ama 17-25'ten sonra yapılmış her şey suç mudur diyorsun. E peki 17-25'ten önce banka kredisi kullanmış 10 yıl vadeli. E adamın sarkıyor o ödemeleri. Konut kredisi kullanmış. Yani 17-25'ten önce almış krediyi. Peki şimdi kredi borcunu ödüyor diye onu da suçluyorsun. Bu çok komik bir şey. Yani böyle bir takvim koymak çok komik bir şey. Ben şu kadar adam öldürdüm. Ya bu tarihten sonra daha öldürmüyorum. Devlet takvimi koymuş herhalde Sayın Torun. 2004 Milli Güvenlik Kurulu'nda Sayın Evet bizim Ahmet takvimimiz Necdet. De o. Evet, Ahmet biz de öyle bir takvim Necdet. Koyuyoruz. Devletin resmi belgesi bu. Evet. Biz de o tarihi şimdi takvim olarak oradan, koyuyoruz. Oradan baktığımızda, onu milat aldığımızda, yani Türkiye'de bağımsız, bağlantısız, cesur bir yargı olduğunu düşün. Ve dediniz ki buyurun resmi belgelerle, devletin resmi belgeleriyle 2004'ü milat almanız lazım dediğiniz andan itibaren bir Türkiye tablosu çizer misiniz? Türkiye tablosu çizdiğimde şu anda mecliste olan hiç mecliste kimsenin kalmaması lazım. Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı dahil olmak üzere başbakan ve şu anda mecliste hiç kimsenin kalmaması lazım. Bürokrasi. Çünkü yani meclis olarak bunu söylüyorum. Bürokrasi de aynı şekilde. Diğer kurumlar da aynı şekilde. Sonuçta bana söyler misiniz şu anda yetki makamında olup da o günlerde Fethullah Gülen'le işbirliği içinde olmayan, oraya gitmeyen, bir şekilde onu savunmayan kimse var mı? Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Bitsin bu hasret, gel artık diyordu. Bitsin artık bu hasret diyordu. Neredesin diyordu. Gel topraklarına dön diye yalvarıyordu o günlerde. Hatırlayın. Evet. Yani o günlerde birbirinin değirmenine su taşırken iyiydi. Ortaklık hedefe, bir sana bir bana derken aynı iyiydi. Aynı hedefe yürüyen insanlardık. Evet. Şeklinde bir savunmalar da var. Beyanı da vardı. Evet. Peki, o kadar çok beyan var bu ki. Hedefin, Sayın Doğrum, bu hedefin Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak olduğu şeklinde çok ciddi, özellikle CHP altyapısında yani tabanında çok ciddi kaygılar var. Katılıyor musunuz buna? Ne düşünüyorsunuz? Bu kaygı değil, gerçekleşti zaten. Bu kaygıdan çıktı artık. Ortada bu durumu ispatlayan birçok belge de var. Birçok anekdot da var. Bakın, şu anda evet bir FETÖ darbe tehdidini atlattık. Ama şimdi bir AKP darbesiyle karşı karşıyayız. Bir hükümet darbe tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir karşı darbeyle karşı karşıyayız. Evet bir darbeyi atlattık ama şimdi bir farklı darbe karşımıza geldi. Yani bu ülkede demokratik parlamenter sistemi güçlendirip bilimin ışığında
özgürlükçü bir yapıyla bir hukuk devleti ve demokrasi gelişmiş bir ülke olma yolunda ilerlememiz gerekirken şu anda kuvvetler ayrılığı tamamen bitmiş. Yasama, yargı ve yürütme tek elde toplanmış. Şu anda bana Türkiye'de hukuk bağımsız diyebilir misiniz? Bağımsız olmadı. Anayasa Mahkemesi'nin en son yapılan töreninde zaten en son, ondan öncesi de var da en son orada Türk halkının gözünün önüne sergilendi. Yasama zaten olabildiğince milli irade adı altında teslim olmuş. Yürütme zaten birebir ellerinde. Biz hangi kuvvetler ayrılığından söz ediyoruz bu ülkede? Hangi demokrasiden söz ediyoruz? Hangi hukuk devletinden söz ediyoruz? Hangi özgürlükten söz ediyoruz? Bana siz şimdi söyleyebilir misiniz? Bu ülkede herkes düşündüğünü rahatlıkla söyleyebiliyor. Herkes istediği gibi yaşayabiliyor diyebilir misiniz? Söylüyoruz işte ekranda. Evet. Biraz böyle sınırlarını koruyarak iki kere düşünerek söylüyoruz. Bakın ben sonuçta Muhalefet Partisi'nin milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısıyım. Geçmişte memleketimde de belediye başkanlığı yaptım. Ve hep halkımızla iç içe olduk. İnanın karşı caddeden bir kamu personeli yürüyor. Beni görünce gülüyor, koşarak gelmeye kalkıyor. Yaklaştığı anda aklı başına geliyor ve selam verip devam ediyor yoluna. Bu mudur yani? Niye siz FETÖ'cü müsünüz? O daha yeni çıktı. O daha yeni çıktı. O daha yeni çıktı. Evet. Arkadaşlar reklam için hazırlanıyorlar. İsterseniz reklama gidelim efendim. Çünkü ondan sonra bu başkanlık sistemine gireceğiz. Kesinti olmasın. Çünkü o biraz galiba uzun ve bu konuları da içerisine alıyor. Tabii daha sonra biraz CHP'yi konuşacağız. Ve fındığı unutmayacağız tabii. Onu söyleyeceğim. Fındığı unutmayacağız. Çünkü fındık çok önemli. Sizin de bu konuda önemli görüşleriniz ve açıklamalarınız olacak. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası rica edelim. Ondan sonra buradayız. Sayın Torun'da bu keyifli derin sohbeti sürdüreceğiz.